ve sadece benim fikrim değil, hani birkaç sanatçı arkadaşların aynı fikirdeyiz. Klasik Türk müziğinin en önemli teorisyenlerinden ve icracılarından biri olan Ruhi Ayangil Hoca, Yorgo Marinakis'in ud üzerine yoğunlaştığını ve çok başarılı olduğunu belirtiyor. Yorgo aynı zamanda ud çalıyor. Güzel ud çalıyor. Birlikte makam perdelerinin incelikleri üzerine, makam dokularının incelikleri, transpozisyonlar konusunda. Ben tabii ud öğretim görevlisi olmadığım için kendisi başka hocalarla udunu çalıştı ve geliştirdi. Ama makam kuramı konusunda bu sazı çalıyor olması ona çok yardımcı oldu. Güzel de bir sese malik. Tavru etvariyle, yani eskilerin deyimiyle söyleyelim, muhrik bir sada ile Türk müziğinde bazı parçaları usulüyle meşk ederek öğrendi. Ve Türk müziğine ilişkin temel teknik bilgileri, meseleleri yeterince özümsediği kanaatindeyim. Yorgo Marinakis, Türkiye'de insanların kendisine çok yakın ilgi gösterdiklerini belirtiyor. Gördüğü dostluktan yana çok mutlu olmuş. Türkiye'de halkın bütün yabancılara karşı cana yakın davrandığını vurguluyor. Ona göre bu misafirperverlik Türk halkının en önemli ve temel özelliği. Yani her yabancı söylediği gibi, istediği gibi Türkiye'deki insanlar insanlık yaklaşıyor herkesi. Yani böyle farklı bir insan olarak değil. Misafir perveri yani çok yardım etmek seven insanlar. Yani mesela hatırlıyorum ki bazı mesela adresi alıyordum elimde. Bir geçen bir insana soruyordum ve onu elimden tutarak yani o adresi götürüyordu. Bu çok yani her yere görebilecek bir şey yok. Zaten aynı topraklar, aynı insan, aynı insanlar. Yani hem Yunanistan'da hem İstanbul'da birlikte yaşadığı bir ortamdır. Ve onun için doğal bir şekilde o hoşlama var yani. İstanbul, Yorgo için ayrı bir önem taşıyor. Anne ve babasından ayrılıp ilk kez kendi düzenini kurduğu yerin İstanbul olduğunu belirtiyor. İstanbul'da geçirdiği yılların hayatının en önemli dönemi olarak yaşandığını belirtiyor Yorgo. Bir sanatçı için benzersiz bir kent İstanbul. İstanbul benim için çok önemli çünkü en güzel zamanlarım tırnak içinde. söylersem yani en güzel zamanlarım burada geçirdim yani. Çok önemli, çok bir sanatçı için çok önemli, çok faydalı oluyor yani bir sanatçı. İstanbul'da birbirinden farklı sınıflar, renkler, zümreler yaşıyor. Bütün bu farklı renkler İstanbul'un gökkuşağını oluşturuyor. Her dünyadan, her karakterden insanın oluşturduğu bir zenginlik İstanbul. Yorgo Marinakis'e sevdiğin yerler neresi sorusunu sormak aslında gereksiz. Çünkü bu soruya verdiği cevap onun İstanbul'a ne kadar bağlandığının da bir kanıtı olarak yankılanıyor. Daha doğrusu sevmediğim yer yok. Yani her taraf İstanbul'un farklı bir tadı var. Her farklı bir manzara ise yani tadı bildiğimiz yemek tadı ise yani İstanbul bütün İstanbul ve böyle bir burada güzel orada güzel değil diyebilecek durumda değilim yani. Bütün İstanbul her yerde güzel yani her yer. Tam 7 yıldır İstanbul'da yaşıyor Yorgo Marinakis. Artık bu topraklarda kendi hayatının en büyük ve önemli parçalarını buluyor. Yurt dışına çıktığında Türkiye'yi ve İstanbul'u özlememek mümkün mü? Tabii ki çünkü Kalamata'dan sonra ilk benim kişisel
kurduğum ortam buradaydı. Yani burada beni tanıdılar, annem değil ya da babam değil. Onun için çok çok önemli bir şey. Yani burada artık hissediyorum. Yani burada evim, burada hissediyorum. Yani yatağım, yaptığım yatak yani ya da alışveriş yaptığım yatak burada, buradadır. Oradaki annemin yatağı. Profesör Doktor Ruhi Ayangil için Yorgo benzersiz bir öğrenci olmuş. Ruhi Hoca'ya göre Yorgo, insani özellikleriyle de çok ayrı bir yere sahip. İnsanlarla kurduğu sıcak ve samimi ilişkiler, Yorgo'nun etrafında pek çok dostlukların oluşmasına imkan sağlamış. İnsani özellikleri olarak son derece cana yakın. Biz onunla bir hoca-öğrenci ilişkisinden ziyade bir ağabey, kardeş, bir baba-evlat ilişkisi geliştirdik. Yorgo benim çok değerli, kıymetli evladım. Böyle bir öğrenciye sahip olmak dolayısıyla gerçekten çok mutlu addediyorum kendimi. Ben onu hiçbir zaman yabancı öğrenci statüsünde birisi olarak addetmedim, düşünmedim. Tahmin ediyorum o da bizi öyle görmedi. Tömer'de dil kursunda tabii dil yeterliklerini almaları şart. Yorgo oldukça iyi Türkçe öğrendi. Bazen heyecanlanınca tutulma yapıyor ama öyle normal zamanda olduğu zaman gayet akıcı bir Türkçe ile konuşur oldu. Ben de kendisinden birkaç Rumca kelime öğrenerek kendisiyle karşılıklı muhabere ediyor idik. Yorgo'nun hayatında udun ayrı bir yeri var. Türk müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarından biri olan udun, ayrı bir dünyasının olduğunu belirtiyor. O dönemde ilk geldiğim zaman Türkçe, sadece Türkçe ile uğraştım. Ondan sonra bildiğiniz yani kıymetli sanatçılar, ud sanatçıları gidip kısa dönemler onlarla ders aldım. Ud çok farklı bir saz. Ud hem Anadolu'da hem Avrupa, yani Fransa ise, yani İspanya ise, Arap kökenliyle çok benimsemiş bir sazdır. Yani neredeyse yani genel bütün dünyada sevilen bir sazdır. Sesi çok özel, yani yapısı çok özel, yani çok derin bir sesi var, bir tonu var. Yorgo Marinakis dini müziklerle de yakından ilgileniyor ve icra ediyor. Bu müzik macerası içinde Türk tasavvuf müziğiyle, yani Sufi müzikle de ilgilenmiş. Bu deneyimin kendisi için benzersiz bir yönü olduğunu aktarıyor. Böyle bir fırsatım vardır. Virtüöz Kanuni Profesör Ruhi Ayangil ile beraber onun orkestrasına alındım. Ve orada işte hem Sufi müzik yaptık hem eski dönemlerin müziği yaptık. O da çok faydalı oldu benim için. Çok hem makam pratik şey, sadece teori değil de pratik uygulaması fayda oldu yani. Yorgo Türk müziğinde daha da ileriye giderek katkılar yapmayı amaçlıyor. En büyük hedeflerinden biri Türk klasik müziğinin yeniden yorumlanması için birikimlerini değerlendirmek. Bu amaçla çıkarmayı düşündüğü albümünde geleneksel ve modern enstrümanların bir arada icra edilmesi gerektiğini düşünüyor. Türk müziğinde eksik olan, ben daha doğrusu eksik gördüğüm şey, değişik aletlerle bir araya getirmek. Fakat bunu yapmak için aletleri tanıman gerekiyor. O aletlerin kültürü ve kültür, o aletlerin kültürü ve çaldığı repertuarı bilmen gerekiyor. Ve bir arada getirmesi ve böyle yeni
uygulama, yeni seslerle. Yani bir gitar, bir ud gibi değil de yani şey, bir piyano falan değil de yani değişik bir orkestralar. Yani artık kanun ve tabur yani bir arada, ya da ud yani kanun yanında artık yani yapıldı senelerce ve eskiden daha çok ve şimdi de yapılıyor. Yani. Kültürsel olarak yeni şeyler üretmesi gerekiyor, yeni formalar bulunması gerekiyor ve onların peşinde inşallah oluruz. Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda nasıl bir yol çizdiğinin tam da farkında değildir Yorgu. Ama hedefi müzikle var olmak, müzikle kendini ifade etmektir. Bu yüzden müziğin içinde olduğu her anı büyük bir mutluluk olarak kabul ediyor. Ben 16 yaşında verdiğim karar müzikle yaşayacağım. Onu nerede, nasıl hiç fark etmez. Onun için bunu bekliyordum yani şey derken yani. Böyle fırsat ya da bunlar zaten olacak şeyler. Önemli olan kararın neyle uğraşmak istiyorsun? Yani neyle yaşamak istiyorsun? Ne olacak, ne şans olacak? O farklı yani. Gelirse gelmezse de yani o seni ilgilendirmez yani. Önemli olan kararlarını vermek ve onunla yaşamak istemek. Evet, çok mutluyum. Yani rüyamı yani 16 yaşındayken düşündüğüm şeyler bunlar, bunu yaşıyorum. Ya da iyi şeyler oldu ya da ben şey büyütmedim. Yani 16 yaşında kaldım. Ama yani istediğim gibi oldu yani. Şimdi rüyamı yaşadığımı söyleyebilirim. Türkiye'ye müzik kültürümüzü keşfetmek için gelen Yorgo Marinakis artık bizden biri olarak şarkılarımızı seslendiriyor. Bu toprağın kültürünü, müziğini dünyaya tanıtmak ve müzikle yaşamak onun en büyük dileği. İlk geldiğimde düşündüğüm şey şu. Yani ben Türkiye olarak bakmıyorum. Yani Yunanistan, Türkiye bakmıyorum. Yeni bir toprak, yeni bir yer geldim. Yani bunu bu zor çektim. Yoksa yani böyle bir Yunan, Türkiye, ben şey diplomatik değilim. Yani yani devlet bir adam değilim. Yani böyle bakmak için ben toprak gördüm. Yani Yunanistan'da söylediğimiz gibi nerede toprak orada memleket yani. Yani bu şey olarak, bir Yunan olarak gelmedim. Yorgo ile geldim. Yani bir insan çağırdı, siz de bile yani şey yaptığımız sırasında yani Yorgo diyorsunuz, yani Yunan Yorgo demiyorsunuz değil mi? Türk müziğinin bir elçisi olarak, artık bir İstanbullu olarak uduyla seslendiriyor şarkılarımızı. Türkiye'nin hüznünü, sevdasını, aşkını ve dostluğunu bütün dünya dinlesin istiyor.